Selamünaleyküm değerli izleyenler. Bir gece geçirmek üzere nezarete gireceğiz. Gerçek suçluların içinde. Bismillah diyelim, başlayalım. Diyelim. Bir gece geçirmek üzere İnşallah. Nezarete gidiyoruz kardeşim. Gidiyoruz. Hadi. Hadi babacığım. Geç lan içeri. Selam. Aleykümselam kardeş. Geçmiş olsun. Sağ ol, Allah razı olsun ya. Hayırdır ya? Yok ya, bir kavga ettik de. Geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkürler. Önemli bir şey yoktur inşallah. Yok yok, önemli bir şey yok ya. Hani bir sıkıntı, bir durum, bir şey. Yok yok. Normalde senin gibi vatandaşların böyle hani namazında, niyazında. Ya işte ailevi bir sorunlar reis. Ondan dolayı. Geçmiş olsun da biraz masaya dök, 50 tane adam geliyor günde bu tarafa. Anlatabiliyor muyum? Sen herhalde antrenmanlısın bu işlerde. Antrenmanlıyız ya. Allah'a şükürler olsun. Ya ailevi ya. Kız kardeşimin kocası. Onunla biraz tartıştık. Mevzular oldu. Geçmişler olsun. Sağ ol, teşekkürler. Durum nasıl? Kavga ettiğin, yaralı, ölü mölü bir şey? Yok yok, iyi ya. Tamam, ben aile içi şiddet yani. Evet ya. Ya kız kardeşimle anlaşamıyor bunlar. Enişte de arıza çıkarıyor demek ki. Enişte de arıza çıkardı. Gel dedi, yardım et bana kız kardeşim. Kız kardeşim de sağa solu belli olmaz. Dedim bak, sana yardım ederim. Sonra kalkarsın, beni yarı yolda bırakırsın. Yok abi, ben senin arkanda olacağım, şudur budur. Gittik evine, eşyaları alma. Eşyaları alırken bu damladı. Sen benim nasıl eşyalarımı götürüyorsun falan filan derken üstüme yürüdü. Ya kardeşim dedim, üstüme gelme yani, ne gerek var? Bu üstüme gelince, saldırmaya başlayınca biz de boş durmadık. Bir tane kafayı yerleştirdim. Tak yerde. Ondan sonra arkadaşlarını çağırmış. Kalabalık atmış. Tabii. Tak taksiye atladım, volta. Yoksa var ya, beni fena dökeceklerdi. Yapacak bir şey yok. Gene evet. Sen hakkını vermişsin elinden geldiği kadar. Kız kardeşim bir yerde de savunacak seni yani. Ya savunacağım da baba ya. Bedavaya kavga ettik işte. Hiç ya alakasız. İşte oluyor bedavaya be kardeşim. Evet. Şükür gene sen şükür et. Ne ölü var, ne yaralı var, ne bir şey var. Görüyorsun yani. Herhalde burnu kırıldı tahminimce ya. Basit yaralamadır. Pek fazla bir şey olmaz değil mi? Pek fazla bir şey çıkarmazlar. En fazla sokacağız seni, basit yaralama. Sabah çıkarsın savcıya. O da zaten... Salar mı? Sallar seni. Allah Allah. Tamam. Sallar seni. Basit yaralama bir şey değil. Kavgadan, gürültüden yani. Bizimki hepten sıkıntılı. Allah Allah. Tabii. Seninki ne? Biz silahlı yaralama. Ne diyorsun ya? Tabii. Kesilmişimiz vardı. Yolda uygulamaya denk geldik. Zaten voltaydık, aranıyorduk. Tak pakistler biz bizi. Selamünaleyküm dedi. Hayırdır demeye kalmadan 2 dakikada ayıkladılar bizi. Yapma ya. Gene buralara müdavim gibi bir şeyiz yani. Reis, sen buraları iyi biliyorsun ha. Gezdik. Arkadaşım biz bayağı gezdik. Nezaretler olsun, cezaevi olsun. Allah Adayla Allah. Bayağı yer gezdik. 5 tane 6 tane yer gezdik. Sen nereye senin? Benim Eyüp ya. Eyüp. Yakın sayılırız hemen hemen ya. Biz de o taraflara yakınız. Allah Allah. Tamam. Gençlik potansiyel zaten biliyorsun arkadaşım, böyle muhabbet. Ya abi, benim anlayamadığım bir şey var. Bağcıkları soydular. Kemeri aldılar. Dımdızlak girdik buraya. Yani zaten kuralları böyle. Allah. Bağcıklarını aldılar, çakmağını, telefonunu, sigaranın, her şeyi. A'dan Z'ye. Uyuz olsun, sana sigara bile içirmezler. Tuvalete? Tuvalete diyeceğim, minnet artık. Keyfi gelecek de götürecek seni. Reis, namazı da kılmadık, yatsıyı. Söyleyeceksin artık, oradaki memurların insafiyetine kalmış. Memur arkadaşların. Kıldırır ama yani. Kıldırır ondan yani. Hani sıkıntı en fazla gözünle kılarsın, kalben kılarsın, gene kılarsın. Gözle yani. Kılma olmaz reis ya. Sen benden daha iyi biliyorsun, açılmıyor. Sessiz olun beyler. Kim ya? Bu biraz mazluba benziyor. Ne bileyim. Allah düşürmesin abi buralara ya. Düşüp de biraz da... Geçmiş olsun birader. Abi, geçmiş olan kardeş. Geçmiş olsun, hayırlı ya sen. Ağlar, geçmiş olsun. Önemli bir şey mi bu? Abi arabayla giderken geri geri... Dur bir sakin ol, sakin ol. Baksana ne ilahi aspiriymiş ya acım. Abi geri geri gelirken teyzeyi gördüm.
Daha sonra hastaneye götürdüm teyzeyi. Hastane polisi de beni buraya getirdi. Ehliyetim falan yok abi, ne olacak şimdi? Ehliyetin niye yok baba ya? Ehliyetsiz çıkılır mı be kardeşim? Yok, teyzenin var mı önemli bir şeyi? Bilmiyorum. Sakin ol ya. Sakin ol, bir ne kendine gel. Ne olacak şimdi bana? Bir sakin ol, bir sakinleş, bir kendine gel. Olmuş da ölmüşe çağrı yok. Güzel kardeşim benim. İnşallah dua edelim mi? Teyze gene iyidir yani. İnşallah. Hem teyzeye bir şey olsa bile o kadar heyecan yapmana gerek yok ki. Hani sonuçta kaza bu yani, görünür görünmez. Ama ehliyeti yok ya. Ehliyet yok, bir ehliyetsizlik sıkıntı. Ne yapacaklar şimdi? Ehliyet niye almadın baba? Babamdan kaçırdın mı arabayı? Kaçırdım abi. Allah cezanı vermesi sen gene var. Hep böyle alıyorsunuz arabaları, ondan sonra bir ton millete falan filana. Neyse sıkma canını ya. Çıkmadık canlar umut kesilmez. Sakin ol, sakin ol. Sakin ol, bir sakinleş, bir kendine gel. Sakin ol. Teyzeyi ne yaptın hiç? Hastaneye beri yetiştirmedin mi? Hastaneye götürdüm abi. Hastane polisi de beni buraya getirdi. Doğal olarak yani. İfade verdim, hastane polisine gittin. Evet abi. Yaş kaç? 19. Almayı düşünüyor musun? Efendim abi? Ehliyet. Evet abi, yazıldım ehliyete de. Yazıldım, bu denk geldi. Yazılana evet, kadar niye beklemedin be kardeşim? Kursa falan gittin mi? Yok, daha hiçbir şey, yeni yazıldım. Yeni mi? Kısmet. Ne olacak şimdi abi? Bir kere ehliyet almıştım ben. Taksim'e çıktım. Daha yeni almıştım ama resmi olarak vermediler. Taksim'e çıktım, ters yola girmişim. Ben de gene hiç araba... İnşallah bir şey olmamıştır. İnşallah. İnşallah. En rahatı benim acımda. Araba var, ne kullanmayı biliyorum, en fazla atlıyorum sarıya. Ne kazası var, ne belası. Şimdi arkadaşı gördüğüm için de üzüldü, yemin ediyorum. Dua edelim mi Allah'a, inşallah bir şey olmamıştır dedi. Bir şey olmaz inşallah ya. Allah'ın izniyle inşallah. İnşallah. Oluyor işte, insanın başına her şey geliyor ya bu dünyada. Ama öyle ama böyle. İnşallah bir şey olmamıştır. İnşallah olmamıştır abi. Çok kötü müydü? Çok kötüydü abi. Durumu ağır mı değilsin? Ağır da abi. Aman. O kadar da hızlı vurmadım abi, çok yaşlıydı ya. Sen askerliği de yapmadın değil mi? Yapmadım abi. Aman kardeşim, Allah dua edelim mi teyzeye bir şey olmasın. Eğer teyzeye bir şey olursa ehliyet yok, sıkıntılı bir süreç. İnşallah olur. Sana gelsin 85'i kullanan taksirlerini, teyze ölse bile, vefat etse bile Allah gene geçinden versin. Sana direkt 85'i uygular, taksirlerini kaza abi ver. Sen her şeyi nereden biliyorsun ki? Akacım sana diyoruz ya, acım benim, gizlik biz ya. Bütün CMK'ya ezber dedim sana. Abi sana ne yapacağım, boş vaktim, bir dünya boş vaktim var. İşte toplayacağım, volta atacağım. Kanun nedir? İçerisinin ne yasası biter, ne kanunu biter, ne affı biter. Hiçbir şey bitmez yani. İçeride. Gire çıka, gire çıka, gire çıka. Biz gezdik de biraz. Edirne'si, Silivri'si, Medri'si, Kırklareli, Bilecik'i, Afyon'u. Abi bu gece şey mi var ya? Ben ayağımı sürterek geldim ya, benden sonra herkes patır patır düşüyor. Dur bakalım. Sen sıkma kardeşim, bir kendini bir rahatla şöyle. Bir rahat rahat derin derin bir nefes al. Anlatabiliyor muyum? Nefes egzersizi yap. Kendini biraz aç. Bir sağlıklı bir düşün bakayım şimdi. Seni birazdan ifadeye alırlar. Düzgün ifade vermeye çalış. Aklını bir toparla yani. Anlatabiliyor muyum sana? Abi selam. Merhaba. Merhaba. Geçmiş olsun yeğenim. Topla bir kendine gel yani, anlatabiliyor muyum? Biraz da seni ifadeye alırlar, şey yaparlar, biz de dua edelim ki inşallah teyzemizin de bir şeyi yoktur yani. Yoksa ondan sonraki süreç biraz senin için sıkıntılı olabilir. Sana da geçmiş olsun kardeşim. Hayırdır? Hayırdır, senin mevzuneydin? Ya arkadaşla gidiyorduk. Dedi restoranta gidelim. Ben de tamam dedim. Kaç param var dedim. 800 milyonum var dedi. Tamam dedim, gidelim o zaman dedim, ama bak dedim, ben dedim ters oyun, benim dedim param yok. Biliyorum dedim, çalışmıyorum da zaten. Sıkıntı yok dedi aga dedi, ben dedi para var hesabı beraber dedi, gidelim. İyi tamam dedi, gittik. Yiyoruz içiyoruz. Bayağı muhabbetler, sohbet ettik falan. 1-2 saat oturduk, kattık. Sonra böyle yaptım ona. Garson dedim çağırdım. Çağırdım garsonu işte. Garson dedi ki, hesap dedi alayım hesabı. Verdik hesabı. 620-800 milyon param var dedi bana buradan giderken. 620 milyon hesap geldi. Defterin arasına koydu 120 milyonu. Böyle yaptı bana. Dedim oğlum, garsonu çağırdım, gel buraya dedim ben.
Çocuğun dedim 800 milyonu dedim, 620 dedim, 140 dedim, bağışım yapacaksın 180'i falan. Tak açtık bir baktık 120 milyon var hesapta. Garson bir dünya laf söyledi bize. Patron geldi işte falan. Yani senin anlayacağın lavun kafasına şey koydun küfür edince. En son karıştırdın restoranı. Çocuğa da bir tane yumruk koydum zaten. Çocuk düştü. İşte, arkadaşına. Çocuğa da vurdum. Niye vurmayayım ki? Beni kandırıyor sonuçta. Yalan atıyor. Bana arkadaşın oğlum ne öyle arasılar çıkıyorsun? Bana dese ki 120 milyonum var hesabı. Ben diyeceğim ki gel parkta da kalalım. Eğleniriz parkta da eğleniriz. Sen bizim sonuçta. Bana yalan attı. Yalan attığı için hakkını aldı. Bu kadar basit yani. Sen şimdi her bir dalga olunca olay mı çıkarıyorsun? Mecbur öyle olması lazım. Her dalgayla alakası yok. Demek ki arkadaşları neyse çıkarıyorsun. Sus oğlum lan! Tamam. Oldu memur bey. Tamam abi. Oluruz. Beni bir muamele yapıyor lavuk az önce. Görecek. Bu kafamdan böyle tutuyor. Sanki lavu öldürdük. Öyle muamele yapıyor. Sen de biraz zaten arıza tipi bak. Yapmışsındır gene bir şeyler. Belki de ondan kul olmuştur memur sana. İyisine de denk geliyoruz. Mahalleden geçiyorlar. İşte kafa sallıyorlar biz de tamam abi diyoruz. Kavga ediyoruz mesela dönüp dururken etmiyoruz yani. Kavga ediyoruz lokantanın önünde lokantacı diyor aman diyor sarı diyor. Öyle deyince iş değişiyor. En sert muhabbeti yani. Tabii her zaman. Orada semte benzemem. Pardon şöyle bir oturayım ben. Abi bu işler yanlış işler biliyorsun. Yapacak bir şey yok yaptık bir kere hata. Hata yaptık ama haram biliyorsun içki içmek. Biliyoruz tabii. Bütün kötülüklerin anası diyor Allah Resulü. Allah'ım sen. İçkidir. Acın bir yerde şimdi doğru söylüyor. Bütün iç yandı. Delikanlı üç şeyi bozar. Kadın, kumar, içki derler. Arama bulaşmayacaksın. Arama uçkur çözmeyeceksin. Arama bakmayacaksın. Delikanlılığın bir adabı, bir usluğu, bir terbiyesi, bir ahlakı vardır yani. Taşıyacaksınız kendinizi. Ondan sonra tabii buralara. Yani aklı bir şeyden düşsen ona değme anlar. Tamamen haksız. Dedim ben ona semtte içelim dedim. Sıkıntı burada. Hiç içmeyin güzel kardeşim, hiç içmeyin. İçki iyi bir şey değil. Haksız mıyım hacım şimdi konuşuyoruz böyle. Tek biz mi varız millet neler neler içiyor ya. Sen de sıkıntısı sakinleştin mi biraz geldi mi kendine? Reis eski ümmette bir kadın vardı. Birisine aşık oldu, tav oldu. Kapıyı kilitledi. Dedi eğer benimle dedi ilişkiye girmezsen bağırırım dedi. Ya dedi benimle ilişkiye gireceksin, ya bu içkiyi içeceksin, ya da dedi bu çocuğu öldüreceksin. Şimdi düşündü ki, ben dedi bu çocuğu öldürürsem, Allah muhafaza katil olurum. Şey yapsam dedi, bununla dedi ilişkiye girsem, zina etmiş olurum, büyük günah. İçkiyi içersem, bari dedi hepsinden kurtulmuş olurum yani. İki büyük günahtan kurtulurum. Ama içki de büyük günah. İçkiyi içti, bu sefer kafası güzelleşti, zina etti. Bu sefer biraz daha ileri gitti, çocuğu öldürdü. Yani bütün kötülüklerin anası içki baba. Sen bence bırak o içkiyi. Doğru söylüyorsun. Boş işler yani bak. Başına neler geldi. Adap olsa biraz adaplıysanız orasına da amenna. Kimsenin zaten içkisine çıktısına karıştıracak hani alemimiz yok. Kimseye müdahale etme şeyimiz de yok. Yok biz zaten, ben zaten kendim hani kendimi bildiğim bileli hep o adaplıyım yani. Karşı taraf sıkıntılı. Çocuk da sıkıntılı. Yanına almış iki tane manita. Bırak ulan teneke adaplısın. Geliyorsun geldiğin yerlere bak. Arkadaşına vuruyorsun kavga ediyorsun. Adap bu adap delikanlılık adabında böyle bir şey yok. Bir arkadaş... Masa içtiğin masada arkadaşına falan filan yapamazsın. Anladın mı? İçeceksin adam gibi oturacaksın adaplı içeceksin tak. Ondan sonra hesabı da bahşiş bırakarak. Delikanlı adama yakışır. Madem bu boku yiyorsunuz ki hiç yemeseniz keşke. Bahşişini atacaksın yürüyeceksin efendi gibi. Sekineceksin gideceksin bakacaksın yoluna çayına çorbana. Lafını balla kestim. O zaman şöyle devam edeyim. Hiç lafımı balla kesme. Büyük sözü dinleyeceğim başta. Tamam, ben her zaman büyük sözü dinlemeyi seven bir insanım da ben sana şöyle izah edeyim. Bir arkadaşın bir ayağını çukura sokuyorsa o ayağını çukurdan almak için dişini göstermen lazım. O zaman tak kapacağım ben... paçadan. Arkadaşın gerekirse o şekilde arkadaşını da ısıracaksın. Ama muhabbet konu öyle bir muhabbet değil. İçki içmeye gidiyorsun arkadaşınla da falan hapşana gidiyorsun. İçki içmeye gidiyorum demedim ona. Restoranta gittik ben yemek yiyordum. O da içki içiyordu. Sıkıntı burada. Hesaptan çıktı yani muhabbeti. Hesaptan çıktı aynen. Garsona ne oldu peki? Kafasına vurdum bardakla. Hangi viski bardağı mı koydun? Bira bardağı mı? Su bardağı. Su bardağı. Evet. Alkol masasında su bardağı. Evet çocukta da şişe vardı. He. O şişeyle içiyordu ben de su içiyordum. Ondan sonra mekancılarla falan filan girdiniz. Herkes direkt selamun aleyküm abi. Yo zaten direkt zaten hemen polis geldi. Orada karşıda polis oturuyormuş sivil polis. Ben onu şişeyle koyunca bardakla. Öbürküne de zaten yumruk koydum kendi arkadaşıma. Kendi arkadaşım düştü. Adama da bardakla vurunca zaten. Ezil lan.
Oluyor acım ya. Bir tane daha geldi. Sen ne zamandan beri buradasın? Allah acı, ben bu iki günden beri buradayım. Daha da tutarlar bizi herhalde. Niye? Bizim iş uzun. Kesin işimiz var. Dışarı girmesi işte, daha yapma muhabbetine bizim. Önceden de bir iki tane muhabbet vardı. Ne oldu oğlum? Selam aleyküm. Aleyküm selam. Geçmiş olsun. Geçmiş. Eyvallah, Allah razı olsun. Sana da geçmiş olsun. Aga ben atıyorum öyle ya, direkt koltuğa vurdun kendini, sıkıntılısın galiba biraz. Sıcak olur az, maske o yüzden. Bu havalardan ya. Neyim sağlığına yaratır biraz. Arkadaşı unuttuk ya. Arkadaş aynı. O kendine gelsin diye biraz şey yaptım ya. Nasıl kardeşim şimdi? Gel abi, gel. Değil mi şimdi? Birazdan memur arkadaşlara sorarsın, teyzeden bir haber var mı? Hani Allah gecimden versin, teyze rahmetli bile olsa seninki kaza, ehliyetsizlikten bir ceza verirler sana bir çıtır. Yaşın da zaten genç. Anlatabiliyor muyum? Taksirli adam öldürmekten yatacağın en fazla olsun. Ehliyetsizlikle beraber 5-6 sene bir şey. Sen çok mu yattın baba ya? Ben gezdiğim reis ya. Allah. 6-6,5 sene ceza bitirdik. Polis hareketçisi var mı polis? Ne hareketçisi? Şu var ya. Niye? Su vermiyorlar adamı burada. Yok ya, isteriz biraz sonra ya. İçerisi basık biraz. Vermiyor ya. Aşı dur dur, isteriz biraz sonra. Evet reis, ne yaptın? Nerede yattın? Nerede? Allah reis, Bilecik'te yattık, Kırklareli'nde yattık, Afyon'da yattık, Edirne'de yattık, Metris'te yattık, Silivri'de yattık, gezdik yani senin. Ne diyorsun ya? Tabii yurdum yurdum Anadolu hesabım. Bayağı bir yer gezdik ya. Hep işte bu kardeşlerimiz gibi cahil cüheyli olduğumuz dönemlerde pek doğru yolu gösteren de olmayınca, böyle başımızda büyük olarak da gösterseler de gençliğin verdiği taze kanlı, delikanlı derler ya. Öyle biraz yanlışlar yaptık işte, ceremesinde bu şekil buralarda yavaş yavaş ödüyoruz. Ne yapacağız, yapmayacağız. Geçtiğimizi yapmayacakmışsın bu arada. Benim mevzu ne dayı? Sen yaşça büyümüşsün. Benim mevzu benim restoranım var. Restoranda giderken asımların önüne çıktı, atış etti bana. Ya biz de arma toplayacağız mı, toplamayacağız? O tabi olsa tabi için lan katlardı. Bir kere verdi dünyaya, bir kere geldi. Mevzu ne şimdi hani? Kaybeşler mi? Benim için onlar bana atış etti, ben ona atış ettim onları. Hapsiyon med var aramasına. Bilmiyorum, onların da bir restoranı var galiba. Çekemediler benim restoranı. Ha, bir yerde rant muhabbeti yani. Kim kimin bana atış etti, ben ona atış ettim. Bunlar arabada canlı çıktı mı bilmiyorum. Aldılar paketi. Kim rahat ettin sana? Niye? Rahat, ben hakkını verdim. Kimin hakkını verdin? Çocuğun da hakkını verdim. Ama yanlış yaptın sen. Yanlış yaptım, bunu ben kendim biliyorum zaten. Ama ben de hata yaptım şimdi. Yapmam gerekiyor. Ama yanlış işte. Sen de öğrendin oğlum. Ailevi sorunlar işte. Namus davası. Yok ya. Kız kardeşimin kocası. Dövdün mü güzel? İnşallah gene de dua edelim. İşte dövdük işte. İş seninki sıkıntılı. Kardeşim sorsalar sana da yanlış yaptım derler. Gelmiş. Değil mi? Derler yani. Saldırdı üstüme. O çok da. Ama tabii biliyorsun, arkadaşları patates edecekti beni. Demek istediğim şu, sen biliyorsun haklı olduğunu. Evet. Kimse bilmiyor yani. O kadar psikoloji yapma kendine genç. Hani belli prosedür biliyorsa, teyze rahmetli biliyorsa 5-6 seneyi en fazla gözden çıkaracaksın, sana 85'i uygulayacak zaten direkt. Taksit 85? Kazara. Anlatabiliyor muyum? Ehliyetsizlikten verir. Bir de üzerine böyle araba muhabbetinden, trafikten hesabı 2 sene verir. 5-6 seneye çıkarsın. Avukatlık falan yaptın mı? Tabii ben bütün CMK'ya ezberledim diyorum sana. Da. Nasıl ezberledin? Okuyarak. Allah, ne yapacaksın şimdi? 4 numaradasın, bu şekilsin. Hiçbir şey yok. Gökyüzü Allah'la baş başasın. Kendi iş, vicdan namaz kılırız. Allah'a zikret. Allah'a şükürler olsun. Allah kabul etsin. Kıldığımız dönemlerde oldu da. Dışarı çıktığımız zaman nefis şeytan. Atmosferi görüyorsun Hacı abi. Sen benden daha iyi biliyorsun dışarının atmosferini biraz. Biraz sakat, evet. Biraz sakat yani. Nefse galip gelmek ki. Halbuki insanın en büyük düşmanı kendi nefsi zaten. Şimdiki kardeşlerimize bunları bir anlatabilsek. Zaten hani bazı şeylerin önüne bir nefse geçmiş olacağını biz kendimizden geçtik. Bakıyorsun şimdi gençler de aynı, görüyorsun yani. Bu arkadaşlar sen restoranı karıştırmış. Bütün falana filana girmiş. Alkol malkol. Dayı desen kendi restoranı var. Ekmeğin derdinde ama belli ki kazandırmamışlar yani. Tam ne arızası var çözemedik ama da. Arkadaşın desen zaten hani genç. Taze delikanlı, kayın kaynıyor. Arabayı alıp gideyim mesela. Bak başına neler gelmiş. Önemli olan bunları işte gençlerimize en azından şimdiki jenerasyona bir şekilde doğru şekilde aksettirebilmek. Burada dahi olsa yani. Sen de uykusuzluk da var ha dayı biraz. Kalır mıyız çok burada ya? Bilmiyorum. Sen çok geldin mi? Ben önceden gelmiştim baya.
Ama şimdi yok. 5 seneden beri. Hı. Burayı kapatacaksınız yani yoksa. Elim ceza yattın mı? Çektim. Yok ceza yatmadım. Hı. Ama hep nezarette yattım. Yani bir gün, iki gün, üç gün. En fazla 4 gün yattım. Yalnız seni görseler millet korkar reis. Bizi kendimizi tanıyanlar, emri tanıyanlar zaten iyi olduğumuzu biliyor. Tanımayanlar kötü biliyor zaten tabii. Mesela yukarıdan bir abla sesleniyor. İşte... Alo! Ses geçsin lan! Babanızı evim lan burası! Şimdi biraz saygılı olalım ya burada. Tamam da niye bağırıyorsun ki? Memur bey, burası bizim teyzemizin evi. Sessiz gelin lan! Babam bir bok yapıp da buraya düşmesin. Benim kadar oğlum varsa parkta gelir gözleri o zaman. Birader hayırdır ne caz yapıyorsun? Ne oldu oğlum ne caz yapıyorsun? Burası otel değil mi? İlle sen ona getirmedik. Beni bir en son özel hareket basıp aldı bir akşam. Ne diyorsun? Ama yeminle söylüyorum ya. Özel hareketçi polisler güzeldir. Nasıl güzel diyorum sana var ya böyle. Yat 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 mı diyor? Tabii yatıyordum kaldırdılar zaten beni direkt. Kaçta? Gece saat 3.30'da kandil akşamı kıldım namazımı okudum Yasin'imi. Yattım tam kafaya böyle silah yastık altında hesabı. Zank diye koşbaşlarıyla girdiler eve. Ne diyorsun? Sana yemin ediyorum kapıyı... Sen nesin ki abi? Dinlesene muhabbet işte diyoruz yani. Adalet mülkün temelidir. Polislerimiz tamam iyi polislerimiz güzel polislerimiz ama Allah zeval vermesin hepsini ailelerine bağışlasın da. Eve bir girdiler bizi direkt selamun aleyküm dayı yat yat dedim zaten yatıyordum siz kaldırdınız. Alo! Geç lan şuraya otur. Otur oğlum! Bu da bize mi sarıyor ne iş ya? Kardeşim geç uyuz etme bizi de işkeye yapmasın. Geç abi şöyle ya git içeri. Tamam geç, gel abi gel geç, abi gel otur. Gel memurla şey otur. Yapmayalım. O belli sana gelirken kafayı takmış şimdi 50 tane filme sokacak bizi. Boş ver. Ondan sonra memura mukavvetten bir de bir sene cezası var. Anladın mı? Anladım abi. Haklısın. Bırak şeye takmış sana belli ki kafayı takmış. Bak şimdi ne anlatıyorum vaker muhabbeti. Reis girdiler ya yat yat dediğim yatıyordum siz kaldırdınız zaten falan filan. Bir tane isim koydular bana. Dedi bu isim dedi bu şahıs. 6 senedir aynı adres tutuyorum ha. Terörist diye bastılar benim evimi. Ne diyorsun? Yeminle bildiler. Annem kadıncağız düştü kaldı kalpten az daha gidiyordu. Bize bir ton küfür kafir. Ailemiz sonra? Yanında falan filan. Tabii ondan sonra biz tak paket servis. Gene kesilmişimiz vardı aynı muhabbetler gibi. Bu sefer tak evden aldılar bizi. Kaç işimiz yok. Aga benim eve alışkın. Asayişi organize. Amenna. Özel hareket görünce evdekiler de bir inmeyindi böyle. Bir gör diyorum modelleri. Ateş olmuyor. Duman tutmaz. Demek ki seni aldıysa terörde. Demek ki bir şeye karıştı. Ya baksana. Hayır, terörde mi? Lavaboya gidelim. Bir dikkat hala seslendik. Gelmedi hala. Şişildi beni. Ben bunu aldım böyle. Bak ben terliyorum. Harbi sıkıntıya giriyorum yani böyle. Kusura bakmayın da yani. Sen çağırdım az önce lavuğu. Gelmedi. Ben böyle sıkıntıya giriyorum. Hani terliyorum he. Yapış senden ne ihtiyacın var? Lavaboya gideceğim. Lavabo vur kapıya koy. Koy kapıya çağır, kendine. Ya. Çağır onu bakayım. Çağır. Arıyor. Oğlum sakin var sakin. Şöyle biraz buzlu ol. Da elini amına görelim. Burası babanın evi değil ya. Haklısın. Kapıyı açar mısın? Burası devletin cezaevi. He ya. Hocam ama seni takdir ettim vallahi bak on numara gençlere şey yapıyorsun yani Allah senden razı olsun. Estağfurullah ya. Biliyorsun iyiliği emredeceğiz, kötülükten neye yeteceğiz. Tabii biz de iyiliği emrederken bak buralara düştük. Allah düşürmesin. Allah burası da Allah'ın bir imtihanı. Hazreti Yusuf Aleyhisselam 12 sene zindanlarda kalmış ne işkenceler çekmiş. Mübarek. Buraların bir diğer adı da Yusuf'un medresedir yani. Ama işte Allah Resulü buyuruyor öldürülen ol, öldüren olma diyor. Biz şimdi vurduk adama. İyi yapmadık yani. Reis. Onun pişmanlığı var. Acım sana şöyle söyleyeyim. Sen yumruk atmışsın bedenen. Biz bir de... Kafa attın baba. Kafa atmışsın yani. Bizim gene hepten sakat. Ama Rabbimize sığınıyoruz. Ne yapalım? İnsanı bir yerde mecbur gerçekten bırakıyorlar. Sen istemesen de beladan kaçsan da bir kaçıyorsun, iki kaçıyorsun. Zaten ben... Bela beni buluyor baba ya. Buluyor. Hmm. Bak dayı da gelmiş hiç. Dayının ses... Ses görüp görüntü var ses yok dayıda. Hayır ya dayı. Ne işler hayırdır ya. Bizde büyüye dayı derler. Birader mi gideyim? Dayı. Ay abi konuşurken böyle ufaktan da kesiyorsunuz zulada zulada. Abi be. Su alacaktık da. Memur be. Teyzenin durumu nasıl? Teyzenin durumu yoğun bakımını almışlar. Yani işin yaş biraz. Su alacaktık. Bir şey olmaz. Yorulmaz kardeşim. Getiririz. Aman. Gel kardeşim. Yardım et bana. Gel.
Gel. Otur, gel hemen eklemleri gevşettin ya. Vidaların da çözüldü senin müdür. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Fazla iki sene yaparsın. Daha can vermemiş. Ki doğru, inşallah doğru da vermez yani. Allah uzun ömürle nasip etsin. İyileşme nasip etsin teyze. Sıkma kendini. Derin derin nefes al. Bir egzersiz yap. İlk defa mı düşünsen böyle? Evet abi. Aman ya bak etsene ağzını sana. İçim kurudu ya. Getirmedi bari. Ben bir şey yapalım mı gelsin ya. Dayı! Şimdi su getirir mi de böyle yapınca? Getirecek mecbur ya, ne yapalım burada süslükten ölelim mi ya? O da işte şey, guantanamayı çevirdi. Ver bir şaşal size, ver bir şaşal suyu ver, ver. Cey fazla görüntü yapma. Adam burada fena. Oturun oğlum işte. Elinize. Al kardeşim su içme. Bardak yok mu? Ver bardak da ver de bardakla içelim. Baba ne mi buraya bardak arıyorsun? Sen Müslüman evlat değil misin? Ağabey ağzı için alır. Siz de o zaman adam müdürü lan. Adam müdürü. Huzurlu olsun Emre. Sakin ol, sakin ol. Eyvallah. Şuraya bak, bir bardak bir bardak su bir de şey yapıyorlar ya. Diyorum sana bunlar böyle. Eyvallah. O bak sana kafayı takmış, bize de arıza çıkarıyor. Ben sana söyleyeyim bak, bak sen geldiğinden beri, sen gelmeden önce bir şey yoktu öyle değil mi acı? Sen gelmeden önce bir şey yoktu bak takmış. Yandın mı ya? Vallahi çektin dalgaları tabii, yanarsın. Ya ben içmiyorum ben. Sen bak sen. Gözüme çok bakıyorsun. Fena yaparım sen çocuğu. Kavga ettik diye mi? Sen yolda gelirken kavga mı ettin? Kavga ettik diye mi öyle yapıyorsun? Abi sakin olun, gel kardeşim sen, gel boş ver, gel boş ver, boş abi bırak, abi tamam, gel, tamam abi gel abi, gel bırak abi devletin memuru, gel, gel, gel abi. Tamam memur bey, yok bir şey. Sen de belli arızaya takmışsın, şimdi iki saat bizle uğraşacak, ne tuvalete çıkaracak, Allah Allah. Seni sigaraya çıkaracak. Öylelere dişini göstermez, seni böyle davranırlar. Anladın mı? Bunlara hakkını vereceksin. Hakkını vereceksin de devletin memuru, ne yapacağız? Ne olur şimdi tuvalete zubadan çıktım, şişeyelim mi adamı? Devletin memuru. Kibar davranana kadar hakkını vereceksin. Usta adaplı davranacak. Bak nasıl geldim ona ilk başta. Kibarca sen haklısın dedim ona. O da öyle diyecek. Alttan alacak. Benden büyük olabilir ama hakkını da alır benden. Hiç sıkıntı yok. Abi bak zaten boş dalgaya geldin. Niye geldin buraya? Düşündüm ne geldi. Tamam, burada yaptım ben ya. Aranızda rahat çıkarı var mı? İlk attı. Onlar mı patlattı sen? Onlar attı. Onlar o zaman pusu yaptılar sen. Dükkan önünde mi? Sıkıntı yapma sen de kardeş. Alacak nefesiniz varmış ki. Ya o kepeğin nağda olmamış. Kepeğin nağda olmamış. Kepeğin derken? Vaktisi yani. Vaktisi dolmamış yani. Abi sen de öyle bir hocamlar kullanıyorsun ki. O da bugün değilmiş. Ulan 11'i var ya, benim Ebu vurdu sandalyeyle. Kim? Orada. Aa. Kalabalıkta. Ne diyorsun? Restoranda. Gördün mü peki? Benim hala ağrıyor. Aa. Bir tane yumruk koydum alabalığa. Çok titri zaten gözünde. Belinin burnunu zaten kırdım onun. Bir kafa koydum ona. Burun yok. Burun bu taraftaydı en son. Bundan ceza alır mısın? Bilmiyorum işte, bakacağız. Duruma göre. Kaç kişi tahmini? 3. 3 kişi. Zaten garsona vurduğum gibi kalkmadı bir daha. Bardakla bir koydum mu ona? Tak geldi lan. Benim arkadaş zaten bana bir şey yapmadı. Ona da bir tane koydum. Bir tane izmamlık vardı. Gör ama da bu. Bir koydu arkamdan sandalye. Tak küre ama. Çıtır tepki küre. Bir tane kafa koydum ona, düşmedi lan. Bir tane daha koydum tak düştü. Bindim üstüne bam bam bam. Alamıyorlar benim altımdan onu. Sonra? Sonra polis işte. Gel dedi, polis dedi hesabı. Tak sol elimi böyle kırdı böyle, öbür elimle kırdı, çıkardı beni. Sivil mi? Evet, sivilmiş. O tutturdu beni işte. İşte bu Kamil geldi. Bu Kamil aldı beni. Baksana geldim, arabada bile böyle muhabbetler yapıyor. Ben tamam diyorum, sen haklısın. Yani gerek yok tartışmaya, bağırışmayalım. İşte uzatmayacaksın, konuşmayacaksın. Allah Allah, nasıl polissin sen ya? Baksana muamelerini. Senin yapacağın şey, sıkıntı yaşadık biraz yolda gireceksin ama zaten olsun. Zaten müdafaya dökeceksin işi. Ölüm varsa reis, başka türlü yırtamazsın. İyi misin? İyiyim. İnşallah Allah'ım. Başka türlü yırtamazsın. O muhabbet sakar çünkü ölüm varsa bir sana kumpas atıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bir kamyon yapar mı? Kimse olduk yere katılmamak istemez. Olmaz tabii. Çekiyoruz bina vebale girmek istemez. İnşallah istemez. Herkes evinde çoluğu çocuğu var. Tabii. Biz ekmeğimizdeydik. Geldiler bulaştılar. Öldüyse de yapacak bir şey yok, canını savunmuşsun bir yerde. Ama dediğim gibi avukatın gelmeden ifade verme. Çünkü seni şimdi buradan bir alacaklar, direkt çapraza takacaklar. Eğer bir de organizelik muhabbet varsa, lan çıkarım muhabbetini, her türlü takarlar kere bana yani. Çok kavga ettim ben. Tamam. Bu bir değil mi? Önceden bayağı ettim. Karakola kendim teslim oldum.
Benden de isim olmuşlar Allah'ım. İyi yapmışsın lan. Hiçbir sefasyon önüne geçiririz. Bir de mobeselerde bakacaklar muhabbet arabı anlattığın gibi ya, işte ya. Adamlar attı zaten. Adamlara ilk patlatan adam varsa sen de karşılık veriyorsun. Kimi götürdün? Bir sıfır önündesin diyorum sana. Alacak nefesimiz varmış. Aynen. Ya Allah sana bu canı vermiş. Baktılarını falana filana giriyorlar. Savunacaksın Allah'ın verdiğin canına bir yerde. Yani benim korkum benim vermemden olmasın ondan canım. Ona üzülürüm yani. Ona da yapacak bir şey yok da. Yani oradan bir şey değil ama avukat geldiği zaman sen direkt hiç avukat gel, avukatın gelmeden kesinlikle ifade verme. Hiçbir sürü susma hakkını kullanıyorum, diyeceksin geçeceksin. Abi seni avukat yapmaları lazımmış ya. Tecrübe konuş ya, çabuk ne yapacaksın burada gelene geçene işte bir yardımımız dokunabiliyorsa böyle cümleden de şeylerle. Abi taramalı gibi konuşuyorsun ya. Allah Allah. Belli usta adam burada bitmiş. Bak buna yardımcı ol sen. Kardeşimiz çok muaf olmuş. Söyledim. Aslında da o çok panik heyecan yaptı. Vicdan azabı da var, kolay değil ya. Bir de hiç bu taraklarda bezi olmayan güzel bir kardeşe benziyor kendisi. Bir şey olmaz. Olmaz kardeşim, sen kalbini ferah tut. Niyetini güzel tut, dualarını teyze ediyorsun. Biz de dua edelim inşallah ya. Biz de dua edelim inşallah. Ama olursa da dediğim gibi yani, süreç bu şekilde aynı. Dediğim gibi işleyecek, görürsün yani. Sana çünkü direkt alsa şimdi mahzeni senin bir ifade alacaklar başta. İfadeni düzgün vermeye bak. Yalan söyleme. Senin muhabbette yalanlık bir şey yok yani. Neyse olanını anla. Samimi ikrarda bulur. Mahkemeye çıktığında da mahkeme 56 muhatap uyulacak. Pişmanım bir kravat tak böyle. Pişmanlık yasasından biraz indirim de alırsın. 85'i yapacak sana direkt taksirle. Ölürse ki teyze hani inşallah ölmezse. Ölürse de o yani. Taksiyle adam öldürmekten 85'i uygula. Nezahat aletlerine takmıyorlar. Taksiler iyi olacak da. Devlet işte bu. Geçen dilekçe yazdık da hala cevap bekliyoruz ya kırma için. Sen de başına neler gelmiş şakanın peşindesin ya. Abi sen oğlum, her gün mü giriyorsun ne yapıyorsun anlamadım ki. Çok rahatsın ya. Şimdi açın. Baksana adam benzi atmış. Sonra da baksana. Yani gitti gidecek yani. Ne yapayım acım şimdi desem ki ona böyle böyle kalpten gidecek bu sefer adamı sevdiğiyle dışarı çıkarmak zorunda kalacağız. Biraz rahatlatalım onu. O gene hiç umurunda değil hayat. Rahat. O yüzden sıkıntı yaşayacağız ama birazdan. Bak o memur sana sarılmış ben sana söyleyeyim abi arıza çıkaracağım. Baba ne yaptık? Kolumuza ne yazdık? Babam mı? Kalp bitim atışım var orada. Burada. Diyorsun. Reis biliyorsun Allah Resulü yasaklıyor dövmeyi. Allah ondan razı olsun.